tersi yarın. Pehlivan Efe. Üçüncü bölüm. Yapım Mehmet Kösoğlu. Uyarlayan Tayfun Türkili. Seslendirme yönetmeni İskender Bağcılar. Ses kayıt Halil Güntekin. Kurgu Didem Türkmen. Program yönetmeni Erol Güldiken. Nişanlısını kirletip ölümüne sebep olanları öldürdüğü için dağa çıkan ve kısa zamanda meşhur olan Kaptan Petri çetesi bir gün Yörük Ali adında genç bir pehlivanın yolunu keserler. Niyetleri Yörük Ali'nin altındaki kısrağı almaktır. Ama yarı Bulgar yarı Türk olan çete reisi Petri Ali'nin Türk olduğunu duyunca ona zarar vermekten vazgeçer, yemeğe davet eder. Konuşma sırasında Yörük Ali'nin pehlivan olduğunu duyan Petri, Ali'yi yardımcısı Mitka ile güreştirmeye karar verir. Mitka, Ali'den hayli iri yarı eski bir pehlivandır. Ama buna rağmen Yörük Ali, Mitka pehlivanı iki kere yener. Bunun üzerine Kaptan Petri, Ali'ye zengin bir ağa olan Ivan'ın oğlu Peter'le güreşmesini teklif eder. Peter'i yendiği takdirde Ali'ye 50 altın vereceğini söyler. Ali teklifi kabul eder ve bir ay sonra güreşin yapılacağı 3 kilise köyünde buluşmak üzere köyüne gider. Ve aradan bir ay geçer. Kaptan Petri ve çetesi Yörük Ali'nin verdiği sözü tutup gelmesini beklemektedir. Nerede kaldı bu Yörük Ali? Bir ay sonra geleceğim diye söz vermişti. Görünür de kimse var mı? Yok kaptan. Yarın Ivan'ın oğlu Peter'in düğünü var. Güya Ali bugün gelecekti de onları güreştirecektik. Kaptan Petri, bu tarafa doğru bir atlı geliyor. Yörük Ali'dir. Mutlaka odur. Yabancıymış. Yan yola saptı. İyi bakın, gelen giden yok mu buraya? Yok kaptan. Allah kahretsin. Neden gelmedi bu Yörük be? Oysa güvenmiştim ona. Türktü. Verdiği sözü tutar diye köyüne gitmesine izin vermiştim. Kaptan. Ne var Mitka? İşine karışmayayım diyorum ama senin bu üzgün halini gördükçe dayanamıyorum. Halimde ne var be Mitka? Üzgün falan değilim. Sadece sinirliyim biraz. Bak o Türk. Yörük Ali. Gelseydi bu saate kadar çoktan gelirdi. Artık geleceğini hiç sanmıyorum. Ben başından beri onun gelmeyeceğini biliyordum. Ne de olsa toy bir çocuk. Peter'le güreşmekten korkmuş olabilir. Hayır toy değil, iyi bir pehlivan. Eğer korkak biri olsaydı seninle güreş tutmazdı. Madem öyle niye gelmedi? Şimdiye kadar çoktan burada olması gerekirdi. Mitka usta doğru söylüyor, gelmez artık. Madem ki gelmedi, biz de lüzumsuz yere burada vakit geçirmeyelim. En iyisi atlara atlayıp buradan uzaklaşalım, hadi. Belki de sen haklısın Mitka. Evet, boşuna beklemenin manası yok. Atlarımıza binip gidelim. Gospodin Ivan'dan intikamımızı başka bir zaman alırız. Toparlanın çocuklar, gidiyoruz. Hey kaptan Petri. Ne var? Uzaktan bir atlı geliyor. Bu tarafa doğru mu? Daha belli değil. Henüz ana yolda ilerliyor. Bu tarafa sapmadı. Ama hayvanını deli gibi sürüyor. Dur bakayım, yanına geliyorum. Ver şu dürbününü bakayım. Buyur kaptan. Vay canına. Ali bu. Altındaki kısraktan tanıdım onu. Hey Mitka, Yörük Ali geliyor. Yemin ederim ki o. Yaşasın. İşte verdiği sözü tuttu. Aferin be, mert adammış doğrusu. Hey Yörük! Yörük Ali, buradayız. Buradayız. Merhaba kaptan. Merhaba arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş geldin Yörük Ali. İnşallah geç kalmamışımdır. Yok yok. Geç kalmış sayılmazsın. Ama gecikince bayağı merak ettik seni. Kusura kalma kaptan. Bu tarafları pek bilmem. Yolumu şaşırdım. Buluncaya kadar da bir hayli zaman geçti. Olsun, geldin ya. Hey Yörük Ali. Bir ay içinde bambaşka biri olmuşsun be. Olabilir Mitka usta. Biraz kendimi besteye çektim. Sonra güreş talimleri falan yaptım. Mitka doğru söylüyor. Kelle kulak iyi olmuşsun. Kendini güreşmeye hazır hissediyorsan köye gidelim ha. Şu anda köyde eğlence başlamıştır. Hadi gidelim kaptan. Herkes atlara.
köye geldik işte. Amma kalabalık be kaptan. İğne atsan yere düşmeyecek cinsinde. Bakalım bu kalabalıkta Gaspodin İvan'ı nasıl bulacağız? Buldum bile. Baksanıza ilerideki büyük masada bütün heybetiyle oturuyor. Gelin. Hey Gaspodin İvan. Kaptan Petri. Merhaba. merhaba. Hoş geldin kaptan. Ne bakıyorum da beni gördüğüne pek sevinmemiş gibisin Gaspodin. Bir hoş geldin demek yok mu? Kusura bakma kaptan. Ne yalan söyleyeyim. Seni birden karşımda görünce çok şaşırdım. Sizleri beklemiyordum da. Buyurun hoş geldiniz. Ne bakıyorsunuz aptal be? Alsanıza misafirlerimin atlarını. Buyur kaptan otur. Hayırlı olsun, oğlum Peter evleniyormuş. Öyle hayırlısı. Bakıyorum da meydanda bazı güreşçiler görüyorum. Yoksa bugün güreş de mi var? Küçük bir şey hazırladık be kaptan. Oğlumuzun düğününde güreşecekler işte. Bilirsin bizim köylü güreş seyretmeye pek düşkündür. Sen küçük şeyler hazırlamazsın İvan. Bazı iyi pehlivanlar davet ettiğini ve ortaya kıymetli ödüller koyduğunu haber aldım. İşte karınca kararınca para ödülü filan var. Peter sende ne var ne yok? Pehlivanlık ne alemde? Herhalde güreşi bırakmamışsındır. Yok canım, bırakır mıyım hiç? Boş vakitlerimde hala güreşiyorum kaptan. Aferin. Güreştiğin kalıbından, kıyafetinden de belli oluyor. Maşallah, görmeyelim büsbütün irileşmiş. Biraz kilo aldık. Ne diyorsun kaptan? İrileşmiş de söz mü? Bu bölgede karşısına çıkacak pehlivan bulamıyoruz. Geçenlerde bu tarafa iki pehlivan gelmişti. İsimlerini hatırlamıyorum. Kahvede biz şöyleyiz, biz böyleyiz gibi ileri geri söylendiklerini duyunca tepem atıvermişti. Koydum ortaya 5 altın, hadi çıkın bizim oğlanın karşısına dedim. Sonra? Sonrası her iki güreşçiyi de 5 dakikada arka arkaya yendim be kaptan. Bana pehlivan mı dayanır? Ya, aferin be Peter. Yenmez sahip be kaptan. Yediği önünde, yemediği ardında. Kendisini kuş sütüyle besliyorum. Zaten yakında onu başa güreştireceğim. Orada da kendini gösterirse niyetim şöyle İstanbul tarafına doğru bir göndermek. Bakalım o taraflarda ne yapacak? İstanbul'daki pehlivanları da yenerim baba. Sen merak etme. İvan, bugünkü güreşlerde Peter'i güreş meydanında seyredecek miyiz? Merak etme, seyredeceksin kaptan. Ben güreşmesini istemiyordum ama Peter çok ısrar etti. Ben de kiminle güreşirsen güreş dedim. Neden Peter'in güreşmesini istemiyorsun? Ne bileyim. Ben evleneceği gün güreşir miymiş? Sakatlanır makatlanır. Ama Peter çok ısrar etti. Ona da karısı olacak kız ısrar etmiş. İlle de güreş de senin kahramanlığını seyredeyim demiş. Ben de hem oğlanı hem gelini kıramadım işte. İyi yapmışsın Gaspodin. Gençlerin arzusunu kırmamak lazım. Peki Peter kiminle güreşecek? Daha karar vermedik. Bazı iyi pehlivanlar geldiğini duydum. Artık onlardan biriyle güreş tutar herhalde. Sana bir teklifim var Gaspodin İvan. Buyur kaptan. Ben buraya bir pehlivanla geldim. İstersen Peter'i benim pehlivanla güreştirelim ha? Ya iyi ama Peter'le aynı ayarda mı? Orasını bilmem ama bizimki kendisine pek güveniyor. Pehlivanın ne ayar pehlivan olduğu meydanda belli olur. Güreşirlerse bunu birlikte görmüş oluruz. Ne diyeyim kaptan? Bu sualin cevabını vermek Peter'e düşer. Zira güreşecek olan o. Fakat her şeyden evvel çıkaracağınız pehlivanın buraya gelmesi lazımdır. O Peter'i biz de onu görmeliyiz, öyle değil mi? Doğru söylüyorsun İvan. Görmek istiyorsan buyur gör. Bizim pehlivan burada işte. Sahi mi? Hani nerede? Uzaklara bakma İvan. Bizim pehlivan işte şu yanımda oturan bu genç. Kim? Bu çocuk mu? Dalga geçmiyorsun ya kaptan. Neden dalga geçeyim gospodin? Şaka yapıyorsun be kaptan. Bu çelimsiz sıska çocuk mu benim dev gibi Peter'imi yiyecek? Senin pehlivanı bir dakikada çiğ çiğ yerim be kaptan. Şaşırmakta ve gülmekte haklısın İvan. Biz bu delikanlıyı 1-2 gün önce tanıdık. Ne iş yaptığını sorduk, pehlivanım dedi. Sonra da şöyle pehlivanım, böyle pehlivanım diye öyle atıp tuttuk ki meraka kapıldık ve sonra da kendisini buraya getirdik. İyi yaptın. Peki adı ne bu çocuğu? Ali. Kendisine çok güveniyor ve senin ödül olarak ortaya koyduğun 106'da almak istiyor. Güldürme beni Kaptan Petri. Bu çocuk mu benim Peter'imi yenip 106'ımı alacak? Canım ben değil, kendisi öyle söylüyor. Söylediğine göre de kendisine güveniyor demektir. Çocuk! Kaptanın söyledikleri doğru mu? Doğru. Demek benim oğlumla güreşmek istiyorsun öyle mi? Kısmetse öyle. Benim ortaya ödül olarak koyduğum 106'ını da alacakmışsın öyle mi? Evet alacağım.
Nerelisin sen Ali? Rosyon'un Görük köyündenim. Türksün yani. Evelallah. Peki hakikaten pehlivan mısın sen? Bunlar ne biçim sualler ey babalık? Pehlivanız, güreş meydanında boy göstermişliğimiz vardır diye yemin edip şahit mi gösterelim yani? Ben buradayım. İşte oğlun da orada. Hodri meydan. Kazanacağına o kadar güveniyorsan salıverirsin meydana. Kızma be delikanlı. Sen şakadan anlamaz mısın? Anlarım anlarım ama pek hoşlanmam. Bana bak delikanlı. Babamla tartışmayı bırak. Peter benim. Güreşeceksen benimle güreşeceksin. Meydan okumayı babama değil bana yap. Olur aslanım. İşte er meydanı. Hodri meydan. Tamam yürü öyleyse. Hey durun bir dakika. Ne oldu be kaptan? Hemen alevlenme Peter. Baban ortaya ödül olarak tam 100 altın koyuyor. Şayet yenilip de mızıkçılık falan yapmaya kalkarsan karşında beni bulursun, tamam mı? Tamam be kaptan. Mızıklanmama gerek kalmayacak. Çünkü seni şu cılız pehlivanı 2 dakikada pes ettireceğim. Göreceğiz bakalım. Kim kimi pes ettirecek? Hadi be hadi be. Sen benim ayarımda pehlivan mısın bir kere ha? Cüssene bakma bre Peter. Ağırlık yarışmasına çıkmıyoruz. Er meydanına çıkıyoruz. Senin gibi nice iri kıyım pehlivanların sırtları benim gibi çelimsiz pehlivanlar tarafından yere yapıştırılmıştır. Bir dakika, bir dakika. Benim de bir şartım var. Nedir Peter? Bana bak Yörük Ali. Benim kafamı kızdırdın. Bu yüzden bu güreş kıran kırana. Yani siz Türklerin pomak usulü dedikleri şekilde olacak. Beraber ayrılmak filan yok. Güreş her iki taraftan bir yenilinceye veya pes edinceye kadar devam edecektir. Kabul ediyor musun? Sen ne biçim pehlivansın be? İnsan bunu şart diye ileri sürmeye utanır. Ne usul ne erkan biliyorsun. Eğer senin güreşinde aklın gibi böyle kıtsa... güneş batmadan sırtının resmini çimenlere çıkartırım senin. Vay... Bana gerizekalı diyorsun ha? Ya durun. Şimdi gösteririm sana. Otur. Ayıptır ya. Nasıl kızmam be kaptan? Biz Türkler 10 güreş yaparsak bunun 5-6'sı pomak usulü olur. Ve hiçbir pehlivan da güreşimiz böyle olsun diye evvelden şart koşmaz. Pehlivanım diyen kimse buna itiraz etmez. Duyuyor musunuz? Duyuyor musunuz? Resmen bana hakaret ediyor. Bre Ali. Güreş meydanında yalnız sırtını yere getirmeyeceğim. Sağlam bir kemiğini bile bırakmayacağım senin. İşkembeden atma bre Peter. Kim kimin kemiğini kıracak onu er meydanında göreceğiz. Tamam çocuklar burada kapışmayı bırakın. İşte er meydanı gidin ve orada kapışın. Doğru kavganızı güreşerek yapın hadi. Gaspodin İvan, güreş başlamadan sana bir şey söyleyeceğim. Söyle kaptan. Burası senin köyün. Şu seyircilerin çoğu da senin adamındır, öyle değil mi? Söyle kaptan. Bak Gaspodin İvan, birazdan iki delikanlı kapışacaklar. Güreştir bu. Ne olup biteceği evvelden kestirilemez. Bir bakarsın ki Ali denilen bu cılız delikanlı ağır bası verir. El mi Yaman Bey mi demişler. Olabilir tabii. Bu takdirde bir taşkınlık olmamalıdır burada. Nasıl taşkınlık? Anlamazlar. Gelme İvan. Taşkınlık nasıl olur ne demek? Basbayağı taşkınlık işte. Yani Vasil güreşinde olduğu gibi patırtı çıkmasın diyorum. Fakat kaptan bu işte benim ne gibi müdahalem olabilir? Basbayağı olur Gaspodin. Bunlar senin adamlarındır. Kendilerine iyi bir tembih geçer ve uslu akıllı oturmalarını söylersen mesele çıkmaz. Tabii. Elimizden geleni yaparız kaptan. Hem de fazlasını yap Gaspodin. Ve onların aklına şunu da sok. Bu delikanlı tamamen benim himayem altındadır. Kendisinin kılına dahi zarar gelmesini istemiyorum. Vasil'in güreşinde olduğu gibi bu sefer de edepsizlik yapmaya kalkışırlarsa işi ben de edepsizliğe dökerim. Sonunda kan dökülür, can yanar. Anlaşıldı mı Gaspodin? Merak etme kaptan. Böyle şeyler olmaz. Ben lazım geleni tembih ederim. Hem şunu da söyleyeyim ki bunlara zaten lüzum kalkmaz. Neden? Bizim Peter senin Ali'yi 5 dakikada aklar zaten. Orası iş belli olmaz. Sen bilmez misin evdeki pazar çarşıya uymaz derler. Hadi bakalım Gaspodin, sen şöyle bir dolaş da dediğim şeyleri yap ve adamlarının kulağını bir büküver. Olur kaptan. Hey kaptan, bak güreş başladı. Allah bizim oğlana güç versin de bu Peter hayvanını yensin. Vay. Peter güreşe pek sert geldi. Bak bizim Ali'ye. Edense derken tekme tokat girdi. Olmaz böyle bir şey. Ali onu çok kızdırdı ya. Ali gerilemeye başladı. Acele etme Rütka. Seninle güreşirken de böyle yapmıştı. Senden korkar gibi gerilemişti önce. Ama Peter ben değil kaptan. Annem 5 misli iriliğinde. Bak
Çok zor duruma düştüm. Yaşa be Peter. Vur sırtını şunun cimene. Hadi oğlum. Es şu türkü, getir sırtını yere. Acıma vur bir daha. Buraya kadar gelip meydan okumak neymiş, göster şuna Peter. Hadi. Kaptan nasıl gidiyor güreş? Ne dedin Gaspodin Ivan? Bizim delikanlı. Peter nasıl diyorum? Beğendin mi güreşini? Daha güreşini görmedik ki beğenip beğenmediğimi söyleyeyim Gaspodin. Yapma kaptan. Baksana senin delikanlı zor durumda. Peter birkaç dakika sonra kaldırıp yere vuracak onu. Olabilir ama yine de belli olmaz. Bekleyelim hele. Hadi Peter, hadi. Hadi Peter. Ne oldu be? Bu seyirciler neden bağırır Mitka? Bizim Ali oğlanın haline bir baksana. Baksana. Peter iri cüssesiyle Ali'yi köprüye getir. Bu durumda hangi pehlivan olsa pes eder. Ya da bir dakika daha fazla dayanamayıp duşa gelir. Gitti bizim 106 be kaptan. Mitka doğru der be kaptan. Senin 106 gitti, geçmiş olsun. Acele etme Gaspodin. Henüz ne Ali pehlivan pes etti ne de senin Peter onu turş yaptı. Durum kötü kaptan. Görük Ali tuşa geliyor. Hadi Peter, hadi aslanım, vur şunun sırtını yere, vur. Hadi Peter, iyice et sonra yen şu türkü. Hadi Lütfen. Peter. Hakikaten bizim Ali kaybediyor mu güreşi? Bana kalırsa kaybetti bile kaptan. Baksana yavaş yavaş sırtı yere geliyor. Ne yapalım, yenilirse yenilir. 106'na acımam da şu Gaspodin'in alaylı lafları yok mu? O beni çileden çıkartıyor. Vay canına, olamaz. Tanrı aşkına şuraya bak kaptan. Ne oldu, sırtı yere mi geldi Ali'nin? Ne yere gelmesi? Ali bir çırpınışla köprüden kurtuldu. Peter'i geriye itti. Sahi mi? Aslanım benim. Hadi Ali, göster şuna kim olduğunu aslanım, göster. Vay, Peter tökezledi, yere düştü. Tuş, tuş. Yere düşünce Peter'in sırtı yere değdi. Tuş oldu. Kaptan gözün aydın. Güreşi bizim Yörük Ali kazandı. Hey, yaşasın. Peter yenildi. Peter'in sırtı yere değdi. Biz kazandık. Biz kazandık. Aslanım Ali, Yörük Ali. Yeneceğini biliyordum. Peter'i yeneceğine inanıyordum. Pehlivan Efe adlı oyunumuzun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalın.